Bir ortamın düzenini bozarsanız bir dalga oluşturabilirsiniz. Sınırları olmayan bir ortamda dalga oluşturursanız, öyle büyük bir ortam düşünün ki bu dalga sınırlarına asla ulaşamasın. O zaman bu dalgayı istediğiniz dalga boyuna veya frekansa ayarlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, ortamın tercih ettiği doğal bir dalga boyu olmaz. Hiçbir dalga boyu bir diğerinden farklı değil. Ama eğer bu dalgayı sınırları olan bir ortama koyarsanız bu sefer dalga sınırlara ulaştığı zaman geri yansıyacak ve kendisiyle üst üste gelecek. İşte bu durum oluştuğunda duran dalgalar denilen dalgalar meydana gelir. Bunların ne olduğunu birazdan konuşacağız, merak etmeyin. Bunlarla ilgilenmemizin asıl sebebi duran dalgalar sadece belirli bazı dalga boylarında ve frekanslarında oluşur. Sadece bir takım dalga boyları ve frekanslar duran dalgaları oluşturabilir ve bunlar da en sonunda dominant olur. Dolayısıyla duran dalgalar bizim için büyük önem taşır. Gelin biraz duran dalgaları inceleyelim. Somut bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki şöyle bir teliniz olsun. Pardon, bu kadar fazla değil. Bir tane şöyle bir teliniz var ve bu teli iki ucundan sabitlemiş olun. Bu sayede telin uçlarında herhangi bir hareket olması engellensin. Telin orta kısımları oynayabilir ama uç noktaları oynayamaz. Bu aslında o kadar çılgınca bir şey değil. Bir gitar teli de bu şekilde her iki ucundan sabitlenmiş bir tel değil mi sonuçta? Aynı şekilde piyano tellerinin de iki ucu sabit. Dolayısıyla duran dalgaların oluşturduğu fizik bütün bu müzik aletlerinde notaları oluşturan şey. Telin üzerindeki bu noktayı buraya çivileyerek ya da sabitleyerek herhangi bir şekilde hareket etmesine izin vermiyoruz. Burada hareket yok. Bu noktada hareket yok. Aynı şekilde bu noktada da hareket yok. Bu noktalara hareket olmayan noktalar demek yerine fizikçiler bir isim bulmuşlar ve ona düğüm noktası demişler. Yani bu noktalara hareket etmeyen noktalar demek yerine kısaca düğüm noktaları diyoruz. Bu tel için her iki ucunda düğüm noktası vardır diyeceğiz. Ve duran dalga oluşturduğumuz zaman göreceğiz ki telin ortalarında da düğüm noktaları olabilir. Ama elbette olmak zorunda değiller. Ama bu telin her iki ucunda da düğüm noktası olması gerektiğini kabul ediyoruz. O zaman şimdi duran dalgaların neden ve nasıl oluştuğuna bir bakalım. Telin bu ucunu titreştirelim ve bir dalga oluşturalım. Bu dalga doğrultu boyunca ilerleyecek çünkü dalgaların yaptığı hareket budur. Buraya kadar gelecek. Sınırla karşılaştığı zaman sola doğru geri yansıyacak. Bir tel üzerinde dalga sabitlenmiş bir sınıra çarptığı zaman, yani bir düğme çarptığı zaman ters döner. Bunu daha önce bir hortum oynarken görmüş olabilirsiniz. Bir çizgi üzerinde titreşim gönderip nasıl geri yansıdığına bakarsanız, baş aşağı döndüğünü görebilirsiniz. Bizim için şu an pek bir önemi olmasa da geri yansıdığı zaman baş aşağı döner ve ters yönde ilerlemeye devam eder. Şimdi tek bir titreşim göndermek yerine bir sürü titreşim gönderelim. Ve böyle basit bir harmonik dalgaya benzesin. Bu şey geri yansıdığı zaman geri kendi üzerine yansıyacak. Çünkü bu en baştaki kısım baş aşağı dönecek ve bu yönde ilerleyecek. Ardından arkasında kalan dalga ile karşılaşacak ve aynı hizaya gelecek. En sonunda toplam bir dalga oluşacak. Bu toplam dalgayı da ifade etmek istersek, sağa giden dalga ile sola giden dalganın toplamı olarak yazabiliriz. Bunu hesaplamak için süperpozisyon veya girişim kullanabilirsiniz. Ama çoğu dalga boyları için bu yöntemlerle hesap yapmak çok karmaşık olur. Bu tele istediğiniz dalga boyunu gönderip kendi üzerinden geri yansıtırsanız elde edeceğiniz toplam dalga her zaman güzel görünen bir dalga olmayabilir. Hatta böyle karmaşık ve hiç ilginç gözükmeyen bir dalga da ortaya çıkabilir. Fakat bazı özel dalga boyları gönderirseniz duran dalga elde edersiniz. Bunların nasıl gözüktüklerini birazdan göstereceğim ama önce bu özel dalga boylarını nasıl bulduğumuza bir bakalım. Bunun için kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu telin üzerinde hangi dalga boylarını çizmeliyim ki her iki ucunda da düğüm noktası olsun? Bu bölge içine iki ucunda da düğüm noktası olan hangi dalga boyu sığabilir? Dalgaların karmaşık süper pozisyonlarını toplamak yerine bu özel dalga boylarını çizip hangilerinin sığıp sığmadığına bakabiliriz. Öyleyse başlayalım. Önce şunları bir silelim. Tamam. Buraya hangi dalga boyu sığabilir? basit bir harmonik dalganın nasıl gözüktüğünü biliyoruz değil mi? O da aşağı yukarı böyle gözüküyor. Burada şu soruyu sormamız gerekir. Eğer sıfır noktasından başlarsak, çünkü sol uçta bir düğüm noktası olsun istiyoruz, diğer uçtaki düğüm noktasına geldiğimiz zaman bu grafiğin şekli nasıl olur? Bunun için birinci olasılık, bakın düğümle başladık. Bir sonraki düğüm nerede? Dalga böyle bir şekil aldığı zaman diğer düğümlere ulaşmış olduk. Diğer düğüm de işte burada. Oluşturduğumuz bu ilk olasılık en uzun ve en geniş olasılık olacak. Bu dalga da böyle bir şeye benzeyecek. Tıpkı atlama ipiymiş gibi duruyor değil mi? Bu tel üzerinde oluşturabileceğimiz olası ilk duran dalga bu şekilde oldu. Ve ilk olması bunun özel olduğu anlamına geliyor. Buna temel dalga boyu diyoruz. Karşılaşacağımız bütün dalga boylarını alt eden bir dalga boyu bu. En büyüğü, önemlisi. Burada başka duran dalgalarda oluşturabilirsiniz. Ama bu aralarında en baba olanı. Eğer bu telin istendiği gibi titreşmesine izin verirseniz, o da temel dalga boyunda titreşmeyi seçer. İyi de tel nasıl hareket eder? Tabii ki tel bu şekilde havada asılı kalmayacak, hareket edecek, değil mi? Bunlara duran dalgalar diyoruz. Çünkü bu tepe noktası artık sağa ya da sola hareket ediyormuş gibi gözükmez. Aksine yukarı aşağı hareket eder. O yüzden çoğu zaman bu duran dalgaları çizdiğimizde üsttekinin ayna görüntüsünün altında kesik çizgilerle gösteriyoruz ki duran dalga olduğu anlaşılsın. Çünkü tepe noktasının tek yaptığı şey yukarıdan aşağı, sonra tekrar yukarıya gitmek. Yani salınım yapmak. Atlama ipi gibi gözükecek ama sağa ya da sola hareket etmeyecek. Sadece yukarı aşağı, yukarı aşağı hareket edecek. Bu haldeyken düz olacak. Sonra belki şöyle gözükecek. Sonra en aşağı inecek, tekrar yukarıya çıkacak. Sürekli böyle aşağı yukarı hareket edecek. Duran diyoruz ama aslında daha çok dans ediyorlar gibi. Dans eden dalgalar gibi duruyorlar ama bunlara duran dalgalar diyoruz. Çünkü bu tepeler sağa ya da sola hareket etmiyorlar. Şimdi bu temel dalga boyuydu. Sıradaki olasılığımız nasıl gözükür? Bakalım. Önce bir düğümden başlamamız gerekiyor. Düğümden başlayıp başka bir düğüme gitmeliyiz. Burası ilkiydi. Bundan sonrakine gidelim. O halde bu bizim bir sonraki olası duran dalgamız olmalı. Çünkü buraya tam olarak sığmalı. Bu nasıl gözükür? Önce böyle yukarı çıkar, sonra aşağı iner, tekrar yukarı çıkar ve diğer uçtaki düğüm noktasıyla buluşur. Evet, bu da bir sonraki dalga boyu. Bazen buna ikinci harmonik de dendiğini duyabilirsiniz. İkinci çünkü bu ikinci olası dalga. Harmonik çünkü bunlar aslında rezonanslar. Müzik aletlerinden bahsedilirken bu terimi oldukça sık duyarsınız. Öyleyse üçüncü harmonik nasıl gözüküyor? Yine bir düğümden başlamalıyız. Burası temel dalga boyu. Burası ikinci harmonik. O zaman burası üçüncü harmonik olmalı. Bu sefer yukarıya çıkacak, aşağı inecek. Tekrar yukarıya çıkacak ve tekrar aşağı inecek. Böylece üçüncü harmoniyi de bulmuş olacağız. Dolayısıyla burada istediğiniz kadar ileriye gidip bunlardan sonsuz tane oluşturabilirsiniz. Şimdi bir de yukarıda neler olduğunu inceleyelim. Bu duran dalgalarda esasında neler olduğuna bir bakalım. Mesela üçüncü harmonikte de olduğu gibi bazı özel noktalar olacak. Şöyle ayna görüntüsünü de çizelim. O da bir süre sonra neredeyse böyle bir şey olur. Aslına bakarsanız bu kalın çizgiden tam olarak bir buçuk periyot sonra böyle olur. Bu tepe noktası aşağı iner. Bu çukur tepeye çıkar. Bu tepe buraya iner. Yani yukarı aşağı salınım yapar. Ama dikkat edin. Buradaki nokta olduğu yerde durur. Hiç hareket etmez. Eee buradaki noktada bir düğüm noktası olmaz mı? Buralarda da düğüm noktaları oluşuyor. Çünkü bu dalgalar sağa doğru gidiyor. Hatırlayalım geri yansıyıp sola doğru geliyor. Ve üst üste geldikleri zaman iki dalga arasında bu noktalarda yıkıcı girişim elde ediyoruz. Benzer şekilde maksimum yer değiştirme oluşan bu noktalarda ise iki dalga öyle bir üst üste geliyor ki yapıcı girişim oluşturuyorlar. Yani bu düğümler dalgaların yıkıcı olduğu noktalar. Gayet mantıklı. Çünkü bu noktalar hiçbir şey olmuyor, hiç hareket yok. Ve bu maksimum yer değiştirme noktaları ise yapıcı noktalar. Bunların da özel bir ismi var. Karın noktası. Biraz komik bir isim biliyorum. Ama bunlara karın noktaları diyoruz. Çünkü en çok hareket bu noktalarda gerçekleşiyor. Çoğu zaman bu dalgaların denk geldiği dalga boylarını telin uzunluğu cinsinden hesaplamanız gerekecek. Evet, şekil çizmeniz buna büyük bir katkı sağlar ama matematiksel olarak nasıl hesaplarız? Burası bayağı bir kirlendi. Önce şunlardan bir kurtulalım. Ve önümüze şöyle birkaç tel getirelim çok havada kalmasın diye bu telin uzunluğuna 10 metre diyelim. İki ucundan sabitlenmiş oldukça uzun bir tel olsun. İlk duran dalga modelimizi şöyle tekrar çizelim. Atlama ipine benziyordu ve aynı böyleydi. Telin uzunluğu 10 metre ise bu dalganın dalga boyu kaç olur? Cevaba 10 metre diyebilirsiniz ama doğru olmaz. Hatırlayın bu tam bir dalga boyu değildi. Biraz önce kullandığımız dalga modeline tekrar bakalım. Bir dalga boyu bu kadardı. Buraya kadar gitmemiz gerekiyordu ki bir dalga boyu elde edebilelim. Burası sadece yarım dalga boyuna denk geliyor. O yüzden bu atlama ipi yalnızca yarım dalga boyu ediyormuş. Bir dalga boyu nasıl gözükürdü? Onu bulabilir miyiz? Böyle bu şekilde şuraya kadar uzardı. Tekrar yukarı çıkardı. Tam olarak gösteremiyorum çünkü ekrandan dışarı çıkmam gerekecek. Evet, bu tam bir dalga boyu ederdi. O zaman burası 10 metre. Bir 10 metre daha eklersek bütün dalga boyu buraya sığmasa da eklediğimiz diğer kısmını da dahil edersek bu dalganın dalga boyu 20 metre olur. Bir sonraki dalgamıza da bakalım. O da şöyle gözüküyordu. Ortasında bir tane düğüm noktası vardı ama temel dalga boyunun ortasında herhangi bir düğüm yoktu ve yine bu tel 10 metre uzunluğundaysa bunun dalga boyu kaç olur? Bunu bulmak çok kolay çünkü burası zaten bir tam dalga boyu. Dolayısıyla 10 metre olur. Yani bu dalga boyu 10 metreye eşit. Çünkü bir tam dalga boyu 10 metre uzunluğundaki tele tam olarak sığıyor. Üçüncü harmonikte şöyle gözüküyordu. Ortasında iki düğüm noktası vardı. Bakın telin ortasına sürekli ekstradan bir düğüm katılıyor. Temel dalga boyunda hiç yoktu. İkinci harmoninin ortasında bir tane vardı. Üçüncü harmonikte iki tane oldu dördüncü de üç tane olacak ve böyle devam edip gidecek. Şimdi bunun dalga boyu nedir? Genelde bunu bulmakta insanlar zorlanıyor. O yüzden dikkatlice inceleyelim. Buraya kadar olan mesafe bir dalga boyu değil mi? Öyleyse burası bir dalga boyu olmalı. Ama telimizin uzunluğu buraya kadar. Telin uzunluğunun kaçta kaçı bu dalga boyu ediyor? Bakın bu dalga boyu telin tüm uzunluğunun üçte ikisi. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu dalga boyu eşittir 10 metrenin 3'te 2'si eder. Bunu da 20 metre bölü 3 olarak yazabiliriz. Devam edelim. Şöyle diğerlerini de çizeyim. Bu dördüncü harmonik. Bunun dalga boyu ne olur? Buradaki bir dalga boyu tel uzunluğunun yarısını kaplıyor değil mi? O halde bu dalga boyu tel uzunluğunun yarısı olmak zorunda. Bu da eşittir 10 bölü 2'den 5 metre olur. Devam edelim ve 5. harmoniyi de şöyle gösterelim. Aynı şekilde bunun dalga boyunu hesaplayalım. Bu dalga boyu bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane bu kamburluklardan var. Yani bu dalga boyu tüm uzunluğun 5'te 2'si kadar olacak. Lambda eşittir 2 çarpı 10'dan 20 bölü 10'un 5'te 2'si. O zaman 20 metre bölü 5 olur. Bunu da 4 metre olarak yazabiliriz. Ama peki atıyorum bize 43. harmoniğin dalga boyunu sorsalardı ne diyebilirdik? Elbette bunlardan 43 tane çizip tel uzunluğunun kaçta kaçı olduğunu hesaplamak zorunda değiliz. Çünkü bunların arasında bir örüntü var. Onu da şöyle göstereyim. Bu başta biraz garip gözükebilir ama bu ilk temel dalga boyunu 2 çarpı 10 metre bölü 1 olarak yazacağım. İkinci harmoniyi de 2 çarpı 10 metre bölü 2. Aynı şekilde üçüncü harmoniyi 2 çarpı 10 metre bölü 3. Dördüncü harmoniyi de 2 çarpı 10 metre bölü 4 şeklinde tekrar yazalım. 5. harmoniyi ise tahmin ettiğiniz üzere 20 bölü 5'ten 2 çarpı 10 metre bölü 5 olarak yazabiliriz. Umarım böylece buradaki örüntünün nasıl ilerlediğini fark etmişsinizdir. Tamam genel fikri anladım diyorsunuzdur. N'inci harmoninin dalga boyunu bulmak istediğimiz zaman N burada birinci, ikinci, üçüncü olabilir. Yani aslında sadece 1, 2, 3, 4 gibi değerler alabilen bir tam sayı olması yeterli. Bu dalga boyunu bulmak için telin uzunluğuyla bu arada bu uzunluk her türlü tel ve tel uzunluğu için geçerli. Onu da L ile gösterelim. Ama tek şart iki ucunda düğüm noktası olması. Evet telin uzunluğunu L'yi 2 ile çarpıp N'e böleriz. Yani mesela 84. harmoniğin dalga boyunu bulmak istersek tek yapmamız gereken 2 çarpı telin uzunluğu bölü 84 yazmak olur. Aynı şekilde 33. harmonik için 2 çarpı telin uzunluğu bölü 33 yazarsak bu harmoninin dalga boyunu hesaplamış oluruz. Unutmayın bu denkleme ulaşmak için bu şekilleri çizdik ve bu şekillerin hepsinin iki ucunda da düğüm noktası vardı. Dolayısıyla bu denklemin geçerli olabilmesi için iki uçta birer düğüm ve duran dalga olması gerekiyor. Aslında çoğu durum bu şekilde oluyor. Çünkü çoğu müzik aletinde iki ucundan sabitlenmiş bir tel bulunur toparlayacak olursak eğer bir dalgayı bir ortama hapsederseniz dalga ortam sınırlarından geri yansır ve kendisiyle çakışır. Böylece ortaya yapıcı ve yıkıcı girişimler çıkar. Bazı özel dalga boylarıyla duran dalgaları oluşturabilirsiniz. Bu dalganın sağa sola doğru değil de yukarı aşağı doğru salınım yaptığı anlamına gelir. Duran dalgalarda hareket olmayan noktalara düğüm noktası, maksimum yer değiştirmenin olduğu noktalara ise karın noktası diyoruz. İki ucundan sabitlenmiş bir tel üzerindeki duran dalgaların dalga boylarını bulmak için duran dalganın basit harmonik dalga şekli almasını sağlamalısınız. Ve iki ucunda da düğüm olmasına dikkat etmelisiniz. Böylece bu formülü elde edersiniz. Ve 2 çarpı telin uzunluğu bölü bulmak istediğiniz kaçıncı harmonikse onun sayısı olarak bulduğumuz bu formülü iki ucunda düğüm noktası olan duran dalgaların Olası dalga boylarını hesaplamak için kullanabilirsiniz.